Çekicinin üstünde de gitmedik demeyiz be. Nasılsın Arda? Göster bakayım. Göremiyorum ki, tam kameraya tut. Bittim. Çok çekici bir tatil yaşıyoruz şu an. Evet. Anneni dinleyecekmiş, böyle bir aksiyon yaşamayacaktık. Ama biz bunu elbet yaşayacaktık. Bu polisler bizim... Neydi adı var? Neydi adı? Neydi? Ben inşallah arkaya doğru götümüzün üstüne yıkılmayız şimdi. Ben bir kere daha gittim. Nasıl gitti? Çekicinin üstüne. Ne zaman? Benim araba bozulmuştu İstanbul'a girişte. Çok yakında sürekli video çekeceğim ve sürekli vloglayacağım. 200 metre sonra Döner Kavşak'tan ikinci çıkışa girin. Bu nasıl oluyor da kaymıyor? Halat tuttuğu için mi? Elektrikçi aramış bu yapısı. Elektrikçi pazartesi günü. Şu an benim gördüğüm fotoğraf çok güzel bir fotoğraf. Neden? Gökyüzü çok güzel görünüyor. Sen çok güzel görünüyorsun. Araba geliyor. Odaklanabiliyorsun ve gereksiz şeyleri düşünmüyorsun artık. Her ne kadar tipim, Allah'a ne kadar kaybolsa da. Saçmalama. Evet. Ama ben aşırı şarap içmekten dudaklarım masumlu olmuş. Evet. Ben onu düşündüğümden dolayı da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bence şaraptan olmuş biraz. Denize girince oldu. Öyle mi? Bence sen o zaman fark ettin. Ya niye çok çirkin duruyorum peki? Hayır, durmuyorsun ya. Ben artık bu andan itibaren açlık grevi ilan ediyorum. Kilo beni çirkinleştiriyor. Şuradan suladım. Ya aşkım, anlıyor musun demek istedim? Yani ben bu anları... Mesela şu an çok keyif alıyorum. Sonra da aslında araba niye yapmıyorum? Bugün neler yaşadık var ya. Alacağız. Bugün neler yaşadık. Arabamız bozuldu. Nerede bozuldu Arda? Arabamız koyun adını unuttum. Güzel bir koyda bozuldu. Kabaklı mıydı? Benim ağzım şaraptan mı böyle? Bozdu bir şeydi. Neyse. Geri buldu ailemde bir koy. Tamam. Orada bozuldu. Oradan 17 kilometre arabayı ite kaka, nedir onun adı? Vurdura vurdura götürdük. İlk götürüşümüz iyiydi. 13 dakika falan gösteriyordu. Hı. Yarısını geldik. Trafik polislerinden yardım aldık. Trafik polisleri bir kere onlar da tabii gene ittik. Yok, çalışmadı ittirince. Ondan sonra onlar akü desteği yaptılar. Bir şeyler bağladılar. Kendi aküleriyle bizim arabamız. Ne yaşadık bugün ya, gerçekten ya. Ondan sonra o şekilde biraz daha gittik. Geri bu girişine kadar geldik. Dişlerim çok fena şarap. Yokuştan çıkınca. Ondan sonra şeye gittik. Gelibolu'nun girişine kadar geldik. Gelibolu'nun girişine tekrar aynı trafik polisleri bize yardım etti. Arkamızdan gelip onları yolda yakaladım. Gel dedim bu tarafa. Bizden kurtulamadınız. Trafik polislerine gel dedim. Gel. Zaten onları aramaya gidiyordum yolda. Onları gördüm. Ne oldu dediler bana. Dedim gel bu tarafa dedim gidin. Geliyorum. Onlar gitti. Ben geldim, zaten senin yanına gelmişlerdi orada. Ondan sonra bayağı yürürken de ters yöne girdik, değil mi? Gerçekten mi? Sorun değil. Ki araba gaz almıyordu en kötü. Araba giderken araba gaz almıyordu. Yani yanda gazı kesiyordu. Dün olmadı. Çünkü Leda ile birlikte yolda kalabilirdik ve bu çok kötü olurdu. Çok şükür kalmadı. Arabanın arkasından koşarak tek başıma arabayı iterek çalıştık. İki kere. Evet. Belki de gerçekten. Belki de gerçekten bazen hayırlısı oluyordur ya, bilmiyorum. Çok zorlamamak lazım yani. Yani arabanın benim bugüne kadar taşıdığı, götürdüğü yerler kadar benim de arabanın bir emeğim olmuş oldu. Arda arabayı itti. Hem de öğlen sıcağında. Çok fenaydı. Trafikte herkese el sallıyorum, yardım istiyorum. Kimse yardım et. Herkes şey gibi görüyor beni. Soyguncu. Herkesin bir şey olacak falan diye kaçıyorlar etrafımdan. Bu arada saçlarımı boyadım. Bayağıdır ben saçlarımla ilgili alakası bir konu. Ne? Konudan konuya geçecek. Bayağıdır ama saçımla ilgili anlatıyordum ya. Ama çok güzel boyadı ve çok güzel oldu. Bence de şu an her ne kadar karmakarışık olsam da, bugün çünkü çok karışık bir gün yaşadık. Saçlarım da o yüzden karmakarışık. Bunda bence büyük bir payı var yaşadığımız günü. Evet, ardından annesi ve babası gile geldik. Kedi Tom.
Kedi tolar ve köpek tolar var ve köpek tolar kedi tolara bir şey yapmıyor. Aynen, dibikteler. Çok da enteresan tipler. Ha? Bunlar çok genç. Ha, Leda'nın parçası. Leda bebeğim buralarda çok güzel oynuyor. Gökyüzünün güzelliğine bakar mısın ya? Görünüyor mu ki kamerada? Evet. Çok güzel görünüyor hem de. Aşk gibi bir şey. Yalnız aşk duygusu birçok şeyin içinde varmış arada, farkında mısın ya? Şu sokak lambasının yanışında bile o duyguyu hissedebilirsin ya, gerçekten. Bu insanın kendi hissetme kapasitesiyle ilgili bir şey. Kişinin kendisiyle ilgili bir şey. Yani hissettiğiniz kişinin kendisiyle ilgili bir şey kesinlikle değil. Sizin kendinizin hissetme biçimiyle ilgili bir şey. Çok net anlatamamış olabilirim. Ama bence anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Nerede olabilirdi? Aşkım ben. Çok üzgün, tamirciye bıraktığımız eve mi geldik? Satışa mı olduk? Eve mi geldik? Geldik. Evet, biz eve gidiyoruz. Bu arada Arda sigarayı bırakmayı düşünüyor. Ne kadar olacak, gerçekçi olacak bilmiyorum ama bırakması lazım. Çünkü Arda'nın sigarayı bırakmasına ihtiyacım var. Neden ihtiyacım var? Bunu daha sonra konuşuruz ama gerçekten ihtiyacım var. Yalnız ben video çekmeyi öyle bir özlemişim, öyle bir özlemişim ve öyle bir özlemişim ki acayip özlemişim yani. Şimdi eve giriyoruz. Leda kuş neler yedi onları bir öğreneceğiz. Saat 9'a geliyor, uyku saati biraz geçmiş. Normalde 8'de yatırmaya çalışıyorduk ama bir talihsizlik yaşadı çocuğumuz. O yüzden ondan beri yatıramıyoruz. O olaydan beri bakacağız şimdi. Karanlık oldu ortam bayağı. Aydınlandı. Bakalım. Evet, vallahi istiyorum ya. Şu anda da gene başlattım. Bunların hangisini editlerim belirsiz yani. Kendimi çekiyorum da. He. Sizin konuşmaları çekeyim mi? Sorun olur mu? Yok, olmaz biliyorum. Çekeyim mi sizle? Bir şey olur. Bir şey olmaz. Ben geçeyim. Şey demiş. Ya düşündüm, ne diyeceğim hani bilmiyorum. Tombul olanından. Ay çok tatlı. Marka yok ama. Ay ben niye böyle görünüyorum ya bayağı. Bunların hiçbirini paylaşmayacağım şüphesiz. Ama sadece deneme yapmış olmak için bile çekmek güzel bir şey. Seviyorum da. Evde yapacak olası yok. Alo. Efendim? Çekiyor mu? Kamerayı görünce coşuyor. Hey.